Hocam. Sonraki soru. Bugün Şeyma'nın sesinden ziyade Latife'nin sesini duyacağınız için artık üzülür müsünüz, sevinir misiniz bilemiyorum. Şeyma'nın sesini çok seven arkadaşlar vardı. Onlar özleyecektir muhtemelen. Sevgili Şeyma Ülker sormuş. Beynimizin ilerleyen yaşlarda da değişebildiğini öğrendik. Nöroplastisite ile ama mesela yeni bir öğrenme ya da davranış değişikliği yaptığımızda beynimizdeki bu değişim süreç olarak nasıl işler ve ne kadar sürer? Örneğin, anksiyetesi olan biri aklından geçen olumsuz düşüncelere karşı belirli bir davranış sergiler ve kaçınmalar yoluyla hayatını hep aynı yöne kanalize eder. Bu gibi durumlarda aklımıza gelen düşünceye karşı yeni davranış geliştirme nasıl sağlanır? Yani sinaptik ağların oluşması ve güçlenmesi ne kadar sürer? Allah Allah, Şeyma Hanım mı sormuştu? Şeyma Ülker. Şeyma Ülker, merhabalar. Soru zor. Şundan zor. Aslında teorik kısmı çok kolay. Yani beynimizdeki bağlantılar biz her ne yaparsak yapalım sürekli zaten değişiyor. Yaşımız kaç olursa olsun, yaptığımız şey ne olursa olsun ama bu değişimin kalıcı hale gelebilmesi ve daha önce yapmadığımız bir davranışın yeni bir davranış kalıbı halinde bilinçsiz şekilde uygulanabilir bir davranış yolu haline gelmesinde bazı aşamalar var. Yahut sürekli kafamızda dönüp duran düşünce ya da davranışların değiştirilebilmesi için bazı ince kritik noktalar var. Onlardan en önemlisinden daha önemli olan şu, öncelikle söyleyeyim, anlatarak bu iş olmuyor. Ben burada anlattığım için eğer dinleyen birisi davranışını değiştiriyor olabilseydi bizim işimiz vallahi çok kolay olacaktı ama pek öyle olmuyor. Fakat burada bunu anlatmamın sebebi şu, ana nedenleri fark ettiğimiz zaman bunlar üzerine çalışma, vakti ayırma cesareti elde edebiliyoruz. Aksi takdirde nereden başlayacağımızı bilemeyebiliyoruz. Ben aslında bir başlangıç noktası anlatmaya çalışıyorum. Şimdi beynin değişebilme meselesinin altında böyle bilgisayar devrelerinin değişmesi gibi bir durum yatmıyor. Tekrar edeyim, ne yaparsak yapalım beynimiz değişiyor. Değişme zaten beynimizin algılayabilme, karar verebilme, icra edebilme yeteneğinin altında yatan temel mekanizma. Bu değişimin kalıcı olabilmesi için, yani bizim bir davranışı kazanabilmemiz ya da var olan bir davranışı değiştirebilmemiz için beyindeki büyük şebekelerin biçim ve bağlantı değiştirmesi gerekiyor. Şimdi bunun için de birkaç tane temel yol var. Mesela bir şeyi kendinizi zorlayıp binlerce kez tekrar ederseniz, kural vardır ya 10.000 saat kuralı diye, yani bir işte usta olmak için 10.000 saat harcarsan o işte usta olursun diye. Teorikte bunu yapabilirsin. Yani bir şeyi yeterince tekrar edersen, et tekrar ahsen velev kâne 180 der eskiler. Et tekrar ahsen velev kâne 180 der eskiler. Bir şekilde o tekrar davranışı dönüştürür. Ama burada soru şu. Normal hayatta bir şeyi ben niye 10.000 saat yapayım? Yani neden bir şeyi defaatle tekrar edeyim? Bunun için bir motivasyon gerekiyor. Motivasyon ise duygusal bir şeydir. Sözün özü, beynimizdeki bağlantıları değiştirmek istiyorsak bunu hangi yöne çevirmek istiyorsak gideceğimiz yöne dair duygusal bir motivasyonumuzun olması lazım. Mesela yabancı dil öğrenebilmek için muhakkak yabancı dil öğrenmeyi içten, gönülden, böyle damardan istiyor olmamız lazım ki beynimizin bütün öğrenme kaynakları açılsın. Yabancı dil konuşmamızı sağlayacak beyin bağlantıları, yani sinaptik bağlantıların hızla değişimini sağlayan bir vasat oluşsun ve biz de bu sırada aldığımız işte yeni dile dair öğrendiğimiz her türlü kalıbı zihnimizin devrelerine rahatça yerleştirebiliriz. Ya bunun en iyi örneği hep anlatırım. 12 sene okulda İngilizce eğitim veririz ama kimse İngilizce öğrenemez okulda, doğru dürüst. Fakat sonradan işte ya İngilizce konuşan birine aşık olur, ya yurt dışında yaşayacak ya da ticaret yapacak olur. Bir anda insanın beyni açılır, haftalar içerisinde çatır çatır o dili konuşmaya başlar. Burada beynin değişimini sağlayan esas neden nedir? Duygusal bir motivasyon. Bir şeyi yeterince seviyorsanız, bir şeyi yeterince özlüyorsanız, bir şeyi yeterince arzuluyorsanız, bir şeyden yeterince korkuyorsanız onu çok hızlı bir şekilde öğrenirsiniz. Duygularınıza dokunan şeyler beyin şebekelerinizi hızla değiştirir. Davranışı değiştirmekten bahsediyoruz. Ben beyin devrelerinden bahsediyorum. Bu ikisinin ne alakası var? Beyin devrelerini dönüştürmeden davranışı değiştirmek mümkün değil. Bugün bunu biliyoruz. Yani bir davranış değiştireceksek biz eğer, onun beyinde nasıl temsil edildiğini bilmeli ve onun üzerinde çalışabilmenin yöntemlerini anlamalıyız. Birçok insan mesela işte çocuklarını enstrüman kurslarına gönderiyorlar. Çocuklar kısa bir süre sonra sıkılıp işte kursu bırakıyor ya da işte bir daha enstrümana elini sürmek istemiyor vesaire. Güncel hayat örneğinden de rahatlıkla görebildiğimiz gibi çocuk müziği ne kadar severse sevsin, işte ilk başta ne kadar hevesli olursa olsun sürdürülebilir bir duygusal motivasyon yoksa öğrenme süreci zaman alır, masraflıdır, duygusal yatırım ister, çaba ister. O çabayı uzun süre sürdürebilecek adına motivasyon dediğimiz o duygusal itki demek ki arkada yok. Dolayısıyla eğer bir konunun hayatımızda dönüşmesini arzu ediyorsak bunu gerçekten arzu etmemiz lazım.
arka planda. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Tabii ki bunların hepsine bakınca, yani bu genel çizdiğim çerçeveye bakınca aslında değişebilmek, dönüşebilmek, yeni bir şeyler öğrenebilmek için duygularınızın farkında olmanız gerekiyor. Mesela malum işte birçok insan okullarda falan ben bilmem ne olmak istiyorum, bir şey yapmak istiyorum diyor. Ama bunu derinlikli bir analizle o kişiyle özel yöntemler kullanarak, hani koçluk tekniklerini kullanarak konuşursanız aslında istediği, gerçekten istediği şeyin o şey değil de başka bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu aslında o başka şeyi bir başka hedefe yansıtarak kendisini tamamlamaya çalışırken buradaki performans düşüklüğüne de bir şekilde anlam veremiyor. Yani aslında o içinden mesela annesinin babasının gözüne girmek yahut işte herkesin kendisini beğenmesi falan filan gibi bir şeyler istiyor arka planda. Ama onun yerine ne bileyim enstrüman çalmak istediğini düşünüyor ya da okulda başarılı olmak istediğini düşünüyor ya da doktor olmak istediğini düşünüyor falan falan. Şimdi bunların hepsini topladığınızda duygusal farkındalık çalışması davranışlarınızı değiştirebilmenin en önemli yolu. Peki duygusal farkındalık nasıl bir şey? Kendinize vakit ayıracaksınız. Bir işi yaparken ben bu işi neden yapıyorum sorusunu sıklıkla soracaksınız. Sürekli devam eden bir davranışınızı değiştirmek istiyorsanız ben bu tekrar eden davranışı nasıl edindim, neden tekrar ediyorum? Egzersizlerini bol bol kendi içimizde yapmamız gerekiyor. Bunu belli bir süre yaptığımızda artık duygularımızın farkındalığı geliştiği takdirde biz yeni bir şeyi ne yönde arzuladığımızı gerçekten anlayabiliyoruz ve o yönde çabalarımızı çok daha verimli olarak kullanabiliyoruz. Maalesef hayatımızda istediğimiz yahut istemediğimiz birçok şey bize diğer insanlar tarafından gerekli, gereksiz, iyi, kötü falan diye öğretilmiş şeyler. Biraz kendimize bakarsak sanıyorum bizim için neyin iyi, neyin kötü olduğunu çok daha iyi anlayacağız ve büyük bir duygusal motivasyonla o değişimi sağlayabileceğiz. Kafamda deli sorular, ver ver. Evet. Şimdiki sorumuz Tansu Yıldız'dan. Tansu Yıldız, merhaba. Refleks tam olarak nedir? Çoğu şeyi düşündükten sonra eyleme geçirmemize rağmen nasıl oluyor da daha düşünmeye bile vakit bulamayacak kadar hızlı olan olaylar karşısında tepki verebiliyoruz. Mesela masada duran bir cisme çarpıp daha yere düşmeden havada yakalayabilmemiz gibi. Şöyle, şöyle tutuyoruz, evet. Bu süreçte beyinde nasıl bir faaliyet gerçekleşiyor? Soruma cevap bulmak istiyorum, diyor. Ben de. Evet, refleks nedir sorusu tıp fakültesinde 4 saatimize mal olan bir soru. Tıp fakültesinde bunu biz çok uzun uzun anlatıyoruz. Çünkü refleks sinir sistemimizin otomatik bilincimizin devreye girmesini gerektirmeden verdiği cevaplara genel olarak verdiğimiz bir isim. Refleksin genel tanımı bir uyarana karşı bilinçsiz olarak kendi kendine meydana gelen stereotipik yanıt. Yani pek fazla içeriği ve sonucu değişmeyen belli bir uyarana karşı verdiğimiz bir yanıt. Şimdi bu bilirsiniz doktorlar bir muayene yaparlar böyle dize vurduk zaman insanların bacakları fırlar. Mesela bu kas reflekslerini kontrol etmek için yapılan işte patella gerim refleksi denir bunun adına. Bu vurduğumuz zaman kasta meydana gelen uzama omuriliğimize kadar gönderilir duyu sinirleri aracılığıyla ve kasların seviyesini sabit tutmakla görevli bir refleks sistemimiz olduğu için uzayan kası tekrar eski uzunluğuna getirmek üzere bir kas kasılmasına sebep olur. Aslında o refleksin amacı nedir? O refleks orada kası aynı uzunlukta tutmak için vardır. Bunun da güncel hayatta bize faydası şu. Diyelim ki ben bu arkadaşı elimde böyle sabit tutuyorum. Bu sabit tutma işi yani ne kadar anlamsız olsa da vücudun şu andaki amacı. Eğer birisi koluma şöyle bastıracak olursa benim sinir sistemim refleks olarak bunu hemen eski haline getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla refleksler aslında durumu korumaya yönelik olarak beynin devreye soktuğu mekanizmalar. Bu örneklerini verdiklerim basit demeyeyim ama daha sade refleksler. Beden hareketlerimizi ilgilendiren. Bir de tıpta ve nörobiyolojide serebral refleksler dediğimiz refleksler var. Bunlar beyinden yönetilen, daha uzun süren, daha karmaşık sonuçlar üretilmesi için kurgulanmış refleksler. Bunlar mesela zannediyorum arkadaşımızın sorduğu soruların arka planında yatan refleksler böyle. Herhangi bir hadise olduğunda farklı farklı tiplerde yanıtlar verebiliyoruz ama her insanın benzer durumlara verdiği yanıtlar 3 aşağı 5 yukarı birbirine benziyor. Sanıyorum bu tip daha serebral refleks diyebileceğimiz daha yüksek düzeyli bir hareketten bahsediliyor. Bunlara biz refleks değil de stereotipik davranışlar diyoruz genellikle. Yani birbirini tekrar eden davranışlar. Bu davranışların ise aslında çok enteresan bir kaynağı var. O da şu ki ilk dünyaya geldiğimiz anda bizim beynimiz henüz ne yapacağını bilmeyen bir organdır. Bu dünyada nasıl karar üretmesi gerektiğini, duyuları nasıl algılaması gerektiğini, onlara nasıl anlam vermesi gerektiğini ilk günlerden itibaren etrafıyla yaptığı etkileşimler sayesinde öğrenmeye başlar. Bilirsiniz bebek doğunca pek bir şey yapamaz. Basit refleksler dışında pek bir
bir hareket ortaya koyamaz. Ama zaman içerisinde hareket etmeyi, dönmeyi, emeklemeyi, sürünmeyi, yürümeyi vesaire öğrenir. Önce gakkuk sesler çıkarır, sonra heceler, sonra efem kelimeler derken konuşmayı öğrenir. Koşmaya ya da benim gibi bıdı bıdı konuşmaya varana kadar, ustalaşma seviyelerine kadar ilerletebilir bu işleri. Tam o günlerde, yani beynin ilk bu talimi yaptığı günlerde diyelim, en büyük örneği etrafındaki insanlar, kültürel yapı ve davranış kalıplarıdır. Onlara bakar, oldukça karmaşık bir değerlendirme sistemiyle şöyle sonuçlar çıkarır. Mesela benim annem şöyle bir durumda böyle tepki veriyor. Babam işte şu lafa şöyle cevap verdi. Babam ya da dayım ya da teyzem neyse kim varsa etrafta işte şu konuyu anlatırken bedeni şöyle bir hal alıyor. Efendim şöyle bir duruma şöyle bir tepki örüntüsü gösteriyor gibi etraftan öğrendiği tepki örüntülerini yavaş yavaş içselleştirmeye başlar. İnsan bu konuda çok ekstra özelliklidir. Öyle ki nasıl bir ortamda doğarsa adeta bir sıvı gibi o ortamın şeklini alır. Bunun da en iyi örneği işte bu duymuşsunuzdur. Tabiata bırakılıp da hayvanlar tarafından büyütülen çocuklar var, böyle feral çocuklar deniyor bunlara. Kurtlar büyütürse kurt gibi davranıyor o çocuk belli bir yaşından sonra. İşin garibi ona insanlığı da daha sonra öğretemiyorsunuz. Yani kritik dönem geçtikten sonra artık bütün ömrü boyunca ilk dönemde edindiği davranış kalıpları neyse ona göre yaşamını devam ettiriyor. Hepimiz, çoğumuz o çocuklar dışında insan ailelerde dünyaya geliyoruz. Çeşitli insani ve kültürel davranış kalıplarını özümsüyoruz ve birçok tepkimizi aslında düşünmeden bunlara göre veriyoruz. Şimdi düşünmeden deyince insanların bir itiraz edesi geliyor. Yani ben gayet bilinçliyim işte gün içinde uyumuyorum ki, uyuşturucu etkisi altında değilim ki, davranışlarımın gayet farkındayım. Üzgünüm hiç öyle değil. Gün içerisinde yaptığımız hareketlerin %95'ini tamamen otomatik pilotta yapıyoruz. Hatta aslında bana sorarsanız %99'udur muhtemelen. Hiç düşünmeden gerçekleştiriyoruz. Çünkü şu basit örneği düşünün. Nefes almanızı da siz kontrol etmek zorunda olsaydınız her uyku son uykunuz olma potansiyeli taşırdı. Uyuyamazdık bile. Bu tip otomatik faaliyetler nasıl ki bize bırakılmamışsa karmaşık olabilecek birçok hesap kitabında otomatik olarak beyin tarafından yapılabildiği bir hayat aslında çok rahat ettiğimiz bir hayat oluyor. Ve şu anda yaşadığımız hayat da öyle. Araba kullanmayı düşünün. İlk öğrenirken çok zordur. Sonra hiçbir çaba sarf etmeden, dikkat bile etmeden kilometrelerce araba sürersiniz. Beynin uzmanlık alanı bu tip davranışları otomatik hale getirmek ve bilinç dediğimiz o kıymetli yeteneği yeni sorunları çözmek üzere serbest bırakmaktır. Aslında beynin esas varlık sebebi bu. Şimdi bütün bunların hepsini bir araya toplarsak, günlük hayatımızda eğer üstünde ciddi düşünme mesaisi harcamazsak, olumlu ya da olumsuz birçok duruma verdiğimiz otomatik tepkiler var. Bunlar hayatımızı kolaylaştırmak için beynimiz tarafından erkenden kaydedilmiş davranış kalıplarından oluşuyor. Ama bazen bu kalıplar sorunlu olabiliyor. Sanıyorum arkadaşımız da o sorunlu kalıplardan dem vuruyor. Mesela bilirsiniz bazen ufak bir sosyal ortamda çıkan minik bir soruna bazıları eyvallah deyip geçerken bazıları aşırı sinirlenirler. Yahut mesela sizin hiç duymadığınız bir ses birilerinin aklına takılır ve onun bütün düşünce sistemini bozabilir. Misofonya dediğimiz bir rahatsızlık var mesela, böyle bir şey yapabiliyor. Bu tip farklılıklar aynı algı dünyasında olmamıza rağmen nereden kaynaklanıyor? İşte bu otomatik pilot alışkanlığının biriktirdiği hareket repertuarları. Bunları değiştirmek için ise ilk yapılması gereken şey otomatik hareketin farkında olmak ve eğer çok patolojik bir durum yoksa, mesela obsesif kompulsif bozukluk falan gibi bir durum yoksa, o telefon inliyor nerede? Galiba yazıcının üstündeki benim telefonum. Hani böyle çok ciddi bir durum yoksa, obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz o takıntı durumları gibi bir şey söz konusu değilse, sadece otomatik davranışın farkına varabilmemiz bizim onu değiştirmemiz için bir fırsat aralığı açıyor. Çünkü farkındalık genellikle davranış değişikliğine yol açar. Biz neden sürekli böyle farkındalık falan insanlara uğraşsın diye ısrar ediyoruz? Çünkü farkında olmadan yaptığımız otomatik hareketleri değiştirme şansımız yok. Bu bahsettiğimiz kompleks davranışlar, refleksler, eğer hayatımızı kötü etkiliyorsa, istediğimiz etkiyi vermekten uzaksa, önce bunların otomatik olduğunu bir fark edeceğiz. Bunların bir kusur değil, beynimizin muhteşem özelliklerinin bir parçası olduğunu fark edeceğiz. Eğer değiştirmek istiyorsak da bilinçli olarak bunları yapmamızı gerektiren bir durum ne zaman karşımıza gelirse, o durumda bir dakika ben normalde böyle yapardım ama bu sefer şöyle yapmayı tercih ediyorum diye yavaş yavaş, ağır ağır, adım adım, belki birkaç ay, belki birkaç sene içerisinde bu davranışlarımızı dönüştüreceğiz. Aksi takdirde öyle geceden sabaha bir hap aldım, biri bana bir şey söyledi, pöh yaptı falan diye beyin bağlantısı değiştirmenin pek bir yolu yok. Bu davranışlar farkındalıkla, yavaş yavaş ve zamanla rahatlıkla değiştirilir diye düşünüyorum.